Hadis-i şüphe varmış. Ulan kim şüphe ediyor? Yani manavla kasap hadis-i şüphe ediyor diye hadis şüphe mi olur? Ole ma şüphe etmiyor oğlum. Lan senin, senin şüphenden ne olur? Senin şüphenden ne olur? Peki sen Peygamberimizin aleyhisselatü vesselam bugün bize kela gelen kelamından şüphe ediyorsan diyorsun ki ben Kur'an-ı Kerim dinlerim. Bak 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 dikkat edin arkadaşlar. Ben Kur'an dinlerim. Ha. Hadis-i güvenmiyorum ben. Hadislere güvenmiyorum. Uydurmuşlar onu. İşte Ali söylemiş, Veli söylemiş. Peki Kur'an-ı Kerim'i bize kim nakletti? Sen Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan mı aldın Celle Celaluhu? O senin inanmadığın, beğenmediğin hadis-i bize kim naklettiyse Kur'an-ı Kerim'i de ondan nakletti. O beğenmediğin alimler nakletti o Kur'an-ı Kerim'i bize. Hani o güvenmediğin alimler var ya, ee dediğin alimler var ya, o alimler bize o Kur'an-ı Kerim'i nakletti. Anladınız mı? Bu kadar böyle bir saçma bir şey olur mu ya? He? Yani hadis-i şerifi naklederken uydurdular. E o zaman bunlar uyduruyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim'i de uydurdular. Ha? Yani bir adamın ben Kur'an-ı Kerim'i dinlerim, başka bir şeyi dinlemem sözünün manası ben Kur'an-ı Kerim'i dinlemem demektir yani. Saçma sapan bir şey. İşte şeytanlık girdiği zaman için işin arkadaşlar. Allah'ım ne buyuruyorsa odur. Allah'ımın peygamberi ne buyuruyorsa odur.